Evren ve Kova Acaba uzay, insanın bir soyutlaması mı yoksa fiziksel bir varlık mı? 300 yıl süren bir tartışmada bir kovanın ana karakter olması pek sık rastlanan bir şey olmasa gerek. Ama Sir Isaac Newton'a ait bir kova sıradan bir kova değildir. Newton'un 1689'da yaptığı basit bir deney o tarihten beri dünyanın en büyük fizikçilerinden bazılarını Derinden etkilemiştir Evet bununla ilgili 4 kişiden bahsedeceğiz bugünkü konuda ikisinden bahsedeceğiz sadece 4 kişi Newton Leibniz Mach Ve tabii ki Albert Einstein Bugün bahsedeceklerimiz ise Isaac Newton ve Leibniz Bunlar acaba kova deneyi nedir Ve Uzayı sadece bir kovaya bakarak nasıl bir sınıflandırmaya sokmak istemişler Bunu göreceğiz Deney şudur. Su dolu bir kovayı alın. Sapından bir halatla asın. Kovayı döndürerek halatın burulmasını sağlayın ve bırakın. Başlangıçta kova dönmeye başlar. Ama içindeki su durağandır ve yüzeyi düzdür. Kova hızlandıkça hareketi sürtünme yoluyla yavaş yavaş suya aktarılır ve su da dönmeye başlar dönerken de suyun yüzeyi şekil 2-1'deki gibi iç bükey bir hal alır. Yani kenarlarda yüksek ortada daha alçaktır. Hemen şeklimizi gösterelim. Evet ben burada okla gösterdim. Kova deneyimiz bu sevgili arkadaşlar. Alıyoruz ve gördüğünüz gibi bir, bir kovamız içinde içi su dolu ve bir de halatımız var. Bu halatı burktuğumuzda ve bıraktığımızda ikinci şekil burkulduğu an, üçüncü şekilde bırakıldığı an. Zamanla hareketin gördüğünüz gibi kovadan suya geçtiğini görüyorsunuz. Ve su nasıl bir hal alıyor dördüncü durumda? içbükey bir hal alıyor. Yani kenarları yüksek, içi içbükey halde. İçi ise alçak, çukur noktası şeklinde. Suyun yüzeyi başlangıçta düzdür. Kova dönmeye başladığında suyun yüzeyi düzlüğünü korur. Daha sonra su da kova ile birlikte dönmeye başlayınca yüzeyi iç bükey bir şekil alır. Ve su dönmeye devam ettikçe kova yavaşlayıp dursa bile hala suyun yüzeyi o şekli korur. Deney budur. Pek de insanın kalp atışlarını hızlandıracak bir şey değil ama biraz düşününce dönmekte olan bu bir kova suyun son derece şaşırtıcı olduğu anlaşılır. Bizi 300 yıldır Uğraştıran bu problemi çözmeye çalışmak, evrenin yapısını kavrama yolunda attığımız en önemli adımlar arasındadır. Bunun nedenini anlamak için biraz bilgiye gerek var ama sonuç bu çabaya değer. Einstein'dan önce görelilik. Görelilik Einstein ile bir sözcüktür ama kavramın tarihi çok daha eskidir. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar, Einstein görelilik ismini pek sevmiyordu yani, benim kendisine verilmiş teorinin ismini de sevmiyordu. O farklı bir isim önermişti. Ama e, şu an biz onu tabii ki 1905 yılında yapmış olduğu özel görelilik ve 1915 yılında yapmış olduğu genel görelilik e, kuramlarıyla biliyoruz. Bu ismi istememişti. Galileo, Newton ve başkaları doğrusal hızın yani bir nesnenin hareketinin doğrultusunun ve süratinin göreli olduğunun farkındaydılar. Günümüzün terimleriyle konuşursak, bir beyzbol oyununda vurucunun bakış açısına göre beyzbol topu saatte 150 km hızla yaklaşmaktadır. Peki beyzbol topuna göre bakalım. Beyzbol topuna göre ise saatte 150 km hızla yaklaşan aslında vurucudur. Her iki betimleme de doğrudur. Bu yalnızca bir bakış açısı sorunudur. Hareket yalnızca göreli olduğunda bir anlam ifade eder. Bir nesnenin doğrusal hızı yalnızca bir başka nesneninkine göre belirlenebilir. Büyük olasılıkla bunu yaşamışsınızdır. İçinde bulunduğunuz tren vagonunun yanında bir başka vagon varsa ve bu iki vagon birbirlerine göre hareket ediyorsa raylar üzerinde hareket eden trenin hangisi olduğunu hemen anlayamayabilirsiniz. Bunu biz nerede görüyoruz? Gene otobüs yolculuklarında görüyoruz. Örneğin mesela bir ilden diğer ile gitmek istiyorsunuz. İki otobüs yan yana. Bazen sizin otobüs e, arkaya doğru giderken Yandan baktığınızda sanki yandaki otobüs hareket ediyormuş gibi size gelebilir. Yani o çıkıyormuş gibi gelebilir. Tam tersi de doğrudur. Bazen yanınızdaki otobüs hareket ettiğinde sanki siz e, mola zamanında dışarıya çıkıyormuş gibi gelebilir. Hareket bu şekilde göreceli bir tanıma oturtulur. Ve tabii ki e, bu yüzden de hareketimizde ne olduğunu bazen anlayamayabiliriz. Buna hız diyoruz. Bağız konusu da önemli bir konu tabii ki. Galileo bu etkiyi kendi zamanının taşıt araçları olan tekneleri kullanarak tarif etmiştir. Galileo der ki düzgünce gitmekte olan bir teknedeyken elinizden bıraktığınız para tıpkı kıyıda olduğunuz gibi ayağınızın dibine düşer. Kütle çekimi sayesinde evet. Kendi bakış açınıza göre siz durağısınızdır. Su ise geminin gövdesine göre hareket etmektedir. Bu bakış açısına göre siz hareket olduğunuz, hareketsiz olduğunuz için paranın ayağınıza göre hareketi tıpkı gemiye binmeden önceki gibidir. Ama biraz düşünürseniz burada bir gariplik olduğunu farkına varırsınız. Hızdaki değişimleri fark etmenizi sağlayan şey esas olarak nedir? Eğer doğrusal hız yalnızca karşılaştırmalar sonucunda bu cisim şu cisme göre hareket ediyor gibi bir anlam ifade ediyorsa nasıl oluyor da doğrusal hızdaki değişimler Karşılaştırma yapmadan da anlamlı olacak şekilde farklı olabiliyor. As aslında acaba bunlar da bir tür karşılaştırma gerekiyor olabilir mi? Acaba ihumeli hareketi her yaşadığımızda veya ondan her söz edişimizde açıkça görünmeyen gizli bir karşılaştırma yapıyor olabilir miyiz? Yöneldiğimiz temel soru budur. Çünkü bu soru belki şaşırtıcı ama uzay ve zamanın anlamını çevreleyen en derin konularla bağlantılıdır. Burada hız ve ivme hız var, sürat var, ivme var. Bu kavramlar tabi lise fizik kavramları tekrardan bunu söyleyelim. Hız ve sürat aynı değil. Hız yer değiştirme bölü zamanken sürat toplam yol bölü zamandır. Örneğin hız vektörel bir büyüklüktür ama mesela sürat skaler bir büyüklüktür. Yönden bağımsızdır yani. İkisinin birimi de aynıdır. İkisi de metre bölü saniyedir ama Sürat hızdan genellikle daha hızlıdır diyebiliriz. Birbirinden farklı kavramlar bunlar. Onu söyleyelim. İvme ise iki tane bilimsel tanım var. Birisinin Newton tanımında söylemiştik. Bir kütleye kuvvet uygularsanız onu ivmelendirirsiniz. Aynı şekilde ikinci tanımı ise zamanda meydana gelen hız değişiminimiz ivme diyoruz. Nasıl son hızdan ilk hızı çıkarıp zamana bölerseniz ivmelenmeyi bulursunuz. Eğer sabit bir sürat, süratle gidiyorsanız örneğin hep saatte 30 km ile gidiyorsanız ivmeniz sıfırdır. Yavaşlıyorsanız ivmeniz eksidir. Hızlanıyorsanız da ivmeniz artıdır. Evet, bu e, genel kavramları da verdikten sonra devam edelim deneyimizi düşünmeye. Galileo'nun hareket konusundaki kavrayışı en önemlisi de dünyanın hareket ettiğini söylemesi Engilizasyonun gazabına uğramasına neden oldu. Çok daha ihtiyatlı olan Descartes, benzer bir akıbete uğramamak için ne yapması gerektiğini araştırdı ve Principia Philosophia adlı eserinde hareket konusundaki görüşlerini iki anlamada gelecek şekilde dikkatli bir biçimde ifade etti. 30 yıl sonra Newton'un dikkatli incelemelerine göz germeyecek olan şekilde hatta. Descartes nesnelerin hareket durumlarının değiştirilmesine karşı direnç gösterdiklerinden söz ediyordu. Hareketsiz bir cisim birisi veya bir şey onu hareket etmeye zorlamadıkça hareketsiz kalır. Bir doğru üzerinde sabit bir hızla hareket eden bir cisim, birisi veya bir şey bunu değiştirmedikçe sabit hızla hareketini yani yapmakta olduğu hareketi sürdürür. Buna, bu da e, bildiğiniz gibi Newton'un birinci kanunu olan eylemsizlik prensibine denk geliyor. Bu hareketlere biz dengelenmiş kuvvetler adını veriyoruz. Şimdi dengelenmiş kuvvetin bilimsel tanımı şu. Eğer bir hareketlinin üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise o kuvvete dengelenmiş kuvvet adını veriyoruz. Eğer bir cismin üzerine etki eden kuvvet net kuvvet sıfır değilse yani cismi hızlandırıyorsa veya yavaşlandırıyorsa kısaca ivmelendiriyorsa bu harekete de dengelenmemiş kuvvet diyoruz. Gördüğünüz gibi burada eylemsizlik prensibi dengelenmiş kuvvet üzerinde düşünülmüş. Ama Newton bu hareketsiz ve doğru üzerinde sabit bir hız kavramları gerçekten ne anlama geliyordu diye sordu. Neye göre hareketsiz ve neye göre sabit hızlı hareket? Bakın hareketsiz ve sabit hızlı hareket ikisi de dengelenmiş kuvvettir. Tekrar ediyorum. Sabit hızlı hareket nasıl dengelenmiş kuvvettir? Çünkü hızı hiç değişmiyor. Üzerine etkilenen net kuvvet hala sıfır. O yüzden net kuvvet sıfır deyince bir cismin durduğunu sadece anlamayın. Tabi duran bir cismin üzerindeki net kuvvet de sıfırdır. Ama sabit hızla hareket ediyorsa gene üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Kimin bakış açısına göre hareketsiz ya da sabit hızla hareket? Ha, i̇şte güzel sorulara geldik. Eğer doğrusal hız sabit değilse neye göre ya da kimin bakış açısına göre sabit değil neye göre ivmeleniyor? Descartes hareketin bazı özelliklerini aslında doğru bir biçimde saptamıştı. Ama Newton'a göre kilit soruları yanıtsız bırakmıştı. Newton'un öylesine gerçeğin peşine düşmüş bir insandı ki bir keresinde göz anatomisi çalışmak için kendi gözüyle göz kemiğinin arasında kör bir iğne bile sokmuştu. Sonraki yıllarda darphane müdürü olduğunda da kalpazanlara en ağır cezaların verilmesini sağlamış ve yüzden fazla kişinin dar ağacına gitmesine neden olmuştu. Newton ilginç bir kişilik arkadaşlar. Ee, bu Bununla ilgili de hayatını okursanız çok ilginç bir karakterle karşılaşacaksınız. Bilim insanlarının zaten çoğu böyle ilginç karakterlere sahiptir onu da söyleyelim. Newton'un yanlış ve eksik akıl yürütmeye hiç tahammülü yoktu. Dolayısıyla yanlışı düzeltmeye karar verdi. Kova konusunda o zaman ortaya attı kovamıza geri dönelim. Kovayı bıraktığımızda hem kendisi hem de içindeki su dönüyordu. Suyun yüzeyi iç bükeydi. Newton'un sorduğu soru şuydu. Suyun yüzeyi neden bu şekli alıyor? Döndüğü için diyebilirsiniz. Nasıl otomobilde bir dönemeci dönerken yana doğru savrulduğumuzu hissedersek suda dönmekte olan kovanın kenarlarına doğru savrulur. Bu suyun gidebileceği tek doğrultuda yukarıdır. Bu düşünce bir dereceye kadar mantıklı ve sağlam olmakla birlikte Newton'un sorusunun gerçek amacına ulaşmaktan uzaktır. Burada hemen bir not düşelim. Biz bu kuvvete merkez kaç kuvveti oluşan ivmelenmeye de merkez kaç ivmesi ilme, diyoruz. Merkezcil ivme diyoruz. Merkez kaç kuvveti ve merkezcil ivme sanal aslında. Yani gerçek bir kuvvet değildir veya gerçek bir ivme değildir. Bu hareketi tanımlamak için kullanmış olduğumuz bizim kavramlardır aslında. Örnek verelim. Bir virajı ani olarak dönerseniz, dönerseniz mesela gidiyorsunuz ve bir anda sağa döndünüz virajdan. Nereye doğru savrulursunuz? Ters tarafa doğru yani sola doğru savrulursunuz. İşte sizin sola doğru savrulmanızı sağlayan kuvvet merkez kaç kuvvetidir? Devam edelim. Newton suyun döndüğünü söylemenin ne anlama geldiğini bilmek istiyordu. Su neye göre dönüyordu? Arkadaşlar bunun yanıtının az sonra uzay olduğunu göreceksiniz. Newton hareketi konusunun temeliyle uğraşıyordu ve ivmeli bir hareketin örneğin dönmenin bir şekilde dış karşılaştırmalara gereksinmenin ötesinde olduğunu kabul etmeye henüz hazır değildi. Kovanın kendisini referans cismi olarak kullanmak doğal bir öneri olurdu. Ama Newton ileri sürdüğü gibi bu işe yaramaz. Kova dönmeye başladığında su ile kova arasında kesinlikle göreli bir hareket vardır. Çünkü su hemen hareket etmeye başlamaz. İlk başta suyun yüzeyi düz kalır kova hareket etse bile. Derken biraz sonra su dönerken yani kova ile su arasında göreli hareket yokken suyun yüzeyi hiç bükey olur. Yani referans cismimiz kova olamaz. Beklediğimizin tam tersi bir sonuç ortaya çıkar. Eğer referans sistemimiz kova olsaydı, kova dönmeye başladığı andan itibaren suyun iç bükey hale gelmiş olması gerekiyordu. Ama demek ki kova değil, referans sistemimiz başka bir şey olmalı. Arada bir şey olmalı. Kova ile su arasında. E, hareketi ona ileten. Göreli hareket varken suyun yüzeyi düzdür. Göreli hareket yokken suyun yüzeyi iç bükeydir. Aslında Newton'un kova deneyini biraz ileri götürebiliriz. Kova dönmeye devam ettikçe halat yeniden burulacak diğer yönde. Ve bu da içindeki su dönmeye devam ederken kovanın dönmesinin yavaşlamasına ve bir an için durmasına neden olacaktır. Kinetik enerji bitince duruyor bildiğiniz gibi. Ama tekrar ters tarafa dönmeye devam edecek. Peki içindeki su ne olacak? Kova durdu ama içindeki su hala dikkat edin aynı şekilde dönmeye devam edecektir. Bu noktada su ve kova arasında göreli hareket deneyin başındaki ile aynıdır. Solucu etkilemeyen saat yönünde dönme ve saat yönünün ters yönünde dönme dışında. Ama suyun yüzeyinin şekli farklıdır. Önce düzdü, şimdi üç pikeye halini aldı. Bu da suyun yüzeyinin aldığı şeklin göreli hareketle açıklanamayacağını net bir biçimde bize gösteriyor. Yani referansımızı kova olarak alamayacağımızı gösteriyor. Suyun hareketi için kovanın referans olma, olamayacağı anlaşılınca Newton cesur bir adım attı. Kova deneyinin bir benzerini uzak, soğuk ve tümüyle boş uzayda yapıldığını düşle, düşleyin dedi. Suyun yüzeyinin şekli kısmen dünyanın kütle çekiminden kaynaklandığı ve bu deneyde de dünya olmadığı için aynı deneyi yapamayız. O nedenle uygulanabilir bir örnek olarak boş uzayın karanlığında yüzen dev bir kovamız olduğunu ve korkusuz astronot Hammer'ın bu dev kovanın iç yüzeyine sıkıca bağlı olduğunu düşün. Aslında Newton tabi bu örneği vermedi o zamanlar, e, biliyorsunuz o çizgi film yoktu. Onun verdiği örnekte birbirine bağlı iki tane taş vardı iple. Ama anlatılmak istenen şey tıpatıp aynı. Homerın kovaya doğru bastırıldığını hissetmesi, kovanın döndüğünü düşünüyoruz tabii ki. Yüzünün derisinin gerilmesi midesinde hafif bir basınç oluşması ve saçlarının geriye doğru gitmesi kovanın döndüğünün işaretidir. Arkadaşlar boş uzayda çok büyük bir kova düşünün ve oraya bir insan bağladığınızı düşünün. Kovayı döndürürseniz bu kişi ne olur? Kovanın çeperlerine doğru değil mi? İç çeperlerine doğru hareket eder o kişi. Ve kovaya doğru, kovanın bu çeperlerine doğru bir baskı hisseder. Hatta sadece bu değil, derisinin gerildiğini, midesinde hafif bir basınç oluştuğunu ve saçlarının da geriye doğru gittiğini hisseder. Bu kovanın döndüğünün çok net bir işareti. Önemli bir not. Einstein aslında bu deneyden işte kütle çekimi ve ivmenin birbirinin tıpa tıpa aynı şeyler olduğunu ortaya çıkardığı deney de budur. Buna da biz eşdeğerlik adını veririz. İleriki konularda göstereceğiz. Şimdiden söyleyelim. Evet gördük ki kova döndükçe dev kova hamur iç çepere doğru hareket ediyor ve çeşitli etkilere maruz kalıyor. Soru şudur. Tamamen boş uzayda. Yani güneş yok, dünya yok, hava, hava yok, çörek yok, hiçbir şey yok. Kovanın ona göre dönmekte olduğunu söyleyebileceğimiz o şey nedir? Uzayın Kova ve içindekiler dışında tamamen boş olduğunu düşündüğümüzde ilk bakışta o şey olarak kullanabileceğimiz bir şey yokmuş gibi görünür. Ama Newton aynı fikirde değildi. Onun yanıtı değerlendirme çerçevesi olarak nihai kabı yani uzayın kendisini seçmektir. Hepimizin içinde olduğu ve tüm hareketlerin içinde yer aldığı kendisinin mutlak uzay adını verdiği saydam ve boş alanın gerçek bir fiziksel varlık olduğunu ileri sürdü. İşte Newton'un fikrine ulaştık. Newton diyor ki uzay bir varlıktır diyor. Haklı mı? İleride göreceksiniz arkadaşlar. Sürpriz olsun tabii ki. Mutlak uzayı tutamayız, tadamayız, koklayamayız ve işlemeyiz. Ama Newton mutlak uzayın buna rağmen bir şey olduğunu yani varlık olduğunu söyledi. Mutlak uzayın hareketi tanımlamak için gereken en sağlam değerlendirme çerçevesi olduğunu öne sürdü. Bir cisim eğer mutlak uzaya göre durarsa Gerçekten durağandır. Bir cisim eğer mutlak uzaya göre hareket ediyorsa Gerçekten hareket halindedir En önemlisi de bir cisim eğer mutlak uzaya göre ivmeleniyorsa Gerçekten de ivmeleniyordur Gördüğünüz gibi bu Descartes'in düşüncelerinin Daha da sağlam zemine oturtulmuş bir halidir birincisi İkincisi de yani o yazmış olduğu kitapta Diyordu ya eylemsizlik yasalarını söylüyordu ama gene de mutlak uzayı tanımlamıyordu Newton bunu bir temele oturtmuştur bizim için. Hala ama tabii gidilecek yol vardır. Klasik fiziğin kuruluşuna denk gelmektedir zaten bu. Newton bu önermeyi yeryüzünde yapılan kova deneyini açıklamak için şu kullandı. Şu şekilde kullandı. Evet deneyin Newton'a göre açıklamasına geliyoruz. Deneyin başında kova mutlak uzaya göre dönmektedir. Dışı, yani kovanın dışını düşünün. Uzay olarak alıyoruz. Ama su mutlak uzaya göre durağındır. Suyun yüzeyinin düz olmasının nedeni de budur. Su kovayla beraber dönmeye başladığında artık mutlak uzaya göre dönmektedir. Yüzeyinin üçbükey olmasının nedeni de mutlak uzaya göre dönmesinden dolayıdır. Halatın burkulması nedeniyle kova yavaşladığında Su dönmeye devam eder. Neye göre? Mutlak uzaya göre tabii ki. Yüzeyin iç büke olarak kalmasının nedeni de budur. İşte su ile kova kova arasındaki göreli hareket gözlemlerini açıklayamazken, su ile mutlak uzay arasındaki göreli hareket, suyun neden bu şekilde iç bükey bir hale aldığını belli bir süre sonra tabii ki, bir anda değil açıklamaktadır. Hareketi tanımlamak için gerekli olan gerçek referans sistemi uzayın kendisi sağlamaktadır. Yani Newton diyor ki uzayın 3 boyutu var ve her şey diyor bunun sayesinde oluyor. Görüyorsunuz ki zamanı hiç katmamış işin içerisine. 3 boyutlu bir e, koordinat sistemi düşünüyor. X, ya, X, Y ve Z koordinatları bunlar. Yani en boy ve derinlik. 3 boyutlu bir uzay düşünmüş ve bütün hareketleri, ivmelenmeyi, durmayı olayını bununla Açıklamış mutlak uzay gerçekten bir varlıktır demiş Kova yalnızca bir örnektir Doğal olarak buradaki akıl yürütme çok daha geneldir Newton'un bakış açısına göre otomobilde bir dönemeci dönerken Mutlak uzaya göre ivmelendiğiniz için doğrusal hızdaki değişiklikleri hissedersiniz Hani merkez kaç kuvvet hızı demiştik ya İçinde bulunduğumuz uçak pistten havalanmak üzere hızlanırken Mutlak uzaya göre ivmelendiğiniz için İvmelendiğiniz için koltuğa doğru bastırıldığınızı hissedersiniz. Buz pateniyle kendi ekseniniz çevresinde dönerken mutlak uzaya göre ivmelendiğiniz için kollarınızın dışarıya doğru açıldığını hissedersiniz. Bu düşünce deneyi'ni de yapalım arkadaşlar. Diyelim ki bir buz paten buz üzerindesiniz ve paten yapıyorsunuz. Kendi etrafınızda çok hızlı bir şekilde döndüğünüz zaman Kollarınız nasıl olur? Dümdüz mü kalır? Dışarıya doğru mu açılır? Tabii ki dışarıya doğru açılır. İşte bu merkezcil ivmedir. Peki kollarımızı dimdik tutarsak ne yaparız? Daha hızlı döneriz değil mi kendi etrafımızda? Bu tabii ki gezegenlerin, yıldızların oluşumunda bile kullanmış olduğumuz bir önemli kanundur. Kollar e, merkezcil ivme sayesinde dışarıya doğru açılır mutlak uzaya göre ivmelendiğimiz için Newton'a göre de. Eğer siz buzun üzerinde hareketsiz dururken birisi buz pistini tutup döndürecek olsa, yani siz dönmüyorsunuz bu sefer buz pistini döndürüyoruz. Ve böylece sizinle buz pisti arasında aynı göreli hareket ortaya çıksaydı. Mutlak uzaya göre ivmelenmeyeceğiniz için kollarınızın dışarıya doğru açıldığını hissetmezdiniz. İnsan vücudunun kullanıldığı örneklerin ayrıntılarında boğulmamak için Newton'un birbirine iple bağlı iki taş örneğini düşünelim. Taşlar dönerken mutlak uzaya göre ivmelendikleri için ip gerilir. Hareket etmenin ne demek olduğu konusunda son sözü mutlak uzay söylemektedir. Ama mutlak uzay aslında nedir? Bu soruyla uğraşırken Newton biraz kaçamak yanıtlar verdi. Prensifiyada önce şöyle yazmıştı. Herkesin bildiği şeyler olduğu için zamanı, uzayı, yeri ve hareketi boşuna tanımlamıyorum. Böylece bu terimleri kesin bir biçimde tanımlamaktan kaçınmış oluyordu. Sonraki şu sözleri ise ünlü olmuştur: Mutlak uzay, doğası gereği herhangi bir dış noktayı referans almaksızın her zaman aynıdır ve hareketsizdir. Yani mutlak uzay vardır ve ebedidir nokta. Ama doğrudan göz, gö göremeyeceğimiz, ölçemeyeceğimiz ve üzerinde bir etkimizin olmayacağı bir şeyin varlığını ve önemini sadece ilan ederken Newton'un kendini pek de rahat hissetmediğinin bazı işaretleri vardır. Tam bu 9 ay var ama ne dokunabiliyoruz, ne tutabiliyoruz, ne koklayabiliyoruz. Buna nasıl bir varlık atfedebiliyoruz? Sadece düşünce deneyiyle yapılan bir varlık atfetme. Yani ee, kabul edilebilir mi? Newton işte bunun çeşitli sıkıntılarını çekiyor kendi içerisinde. Bu olayı Einstein çözecek tabii ki en son. Şöyle yazmıştır. Bazı cisimlerin gerçek hareketlerini keşfetmek ve görünen hareketlerinden etkin bir biçimde ayırmak gerçekten son derece zordur. Çünkü bu hareketlerin yer aldığı hareketsiz uzayın bölümlerini duyularımızla gözlemlemek imkansızdır. Böylece Newton bizi biraz sıkıntılı bir durumda bırakıyor. Utak uzayı fiziğin en temel unsurlarından birinin hareket tanımının merkezine yerleştiriyor ama uzayın tanımını belirsiz bırakıyor. Ve böylesine önemli bir konuyu böyle kaçamak bir biçimde ele almaktan duyduğu rahatsızlığı da ifade ediyor. Bu rahatsızlığı aslında başkaları da paylaşmıştır. Uzay karmaşası. Bir keresinde Einstein Birisi kırmızı sert veya düş kırıklığına uğramış dediği zaman hepimiz ne demek istediğini anlarız demişti. Düşünelim kırmızı deyince aklımızda bir imgeleme geliyor algı olarak. Sert deyince gene karşılaştırma referansı olarak baktığımızda ne sert ne yumuşak kendi kendimize bize bir şeyle ifade ediyor. Düş kırıklığına uğramış dediğimizde o kişinin beklediğine ulaşamadığını anlayabiliyoruz. Ama psikolojik deneyimle bağlantısı daha dolaylı olan uzay sözüne gelince etki alanı çok geniş bir yorum belirsizliği vardır. Evet. Şimdi bunu düşünelim. Uzay deyince acaba herkes aynı şey mi anlıyor? Newton için uzay bir varlık. Ama herkes için nedir mesela uzay? Bunu düşünelim. Gerçekten bizim matematikse işlemlerimizi kolaylaştıran soyut bir kavram mı? Yani matematiksel ilişkileri kurmak için yapmış, o uydurmuş olduğumuz bir şey mi? Yoksa gerçekten bir varlık mı? Einstein bile bunun farkındaydı. Çünkü uzay dediğimiz zaman insanlar sadece işte gezegenler falan görüyor. Biz burada her şey çıkarılmış. Bütün gezegenleri, yıldızları, galaksileri, üst kümeleri, yerel üst kümeleri, süper üst kümeleri her şeyi çıkarın. Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi, altı maddeyi. Geri elinize kalan uzay nedir? Bunu soruyoruz biz. Yani buna şöyle cevap verebilirsiniz. Boşluk, ebedi, sonsuz. Bu kaçamak yanıt oluyor işte. Doğrusu uzaya bir varlık atfetmemiz gerekiyor mu? Peki bir soru daha sorayım. Uzay tek başına bir varlık mı acaba? bir de işin bu boyut var. Yoksa acaba başka bir şeyle birleşip bir başka bir varlık mı oluşturuyor? Bu soruları hepinizin düşünmesini istiyorum uzay konusunda. Bu belirsizliğin tarihçesi oldukça eskidir. Uzayın anlamını çözmek için verilen uğraş antik çağlara kadar gider. Çağlar boyunca uzayın anlamını şu ya da bu nedenle araştıranlar arasında Demokritos, Epikuros, Lucretius, Pisagor, Platon, Aristoteles ve onların birçok takipçisi vardı. Uzay ve madde arasında bir fark var mıdır? Uzayın maddesel cisimlerden bağımsız bir varlığı var mıdır? Boş uzay diye bir şey var mıdır? Uzay ve madde karşılıklı olarak birbirlerini dışlar mı? Uzay sonlu mudur, sonsuz mudur? Bu soruların bazılarına hala yanıt veremiyoruz, onu söyleyeyim. Ama çoğunu yanıt verebiliyoruz. Son bin yılda Uzayın felsefi açıdan çözümlenmeye çalışması genellikle din bilimsel araştırmalarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bazılarına göre Tanrı her yerdedir. Bu da uzaya tanrısal bir karakter verir. Biliyorsunuz bu düşünme biçimi kimilerinin Newton'un akıl hocalarından biri olmuş olduğu olabileceği düşündüğü 17. yüzyıl filozofu ve din bilimcisi Henry Moore tarafından savunulmuştur. Burada bir duralım. Tan'ın her yerde olması, uzayın kendisi olması panteistik bir bakış açısı biliyorsunuz. Özellikle gene dinde, dinlerde çok sık düşünen bir hata bence. Hem zaman ve mekandan münezzeh bir va e yaratıcı varlığını ortaya sunmak hem de yaratıcının her yerde olduğunu savunmak. Bu çeşitli sıkıntılar doğuracak. Zaman ve mekandan münezzeh ve dışındaysa zaten zaman ve mekanın içinde olamaz. Yani evrensel kümenin dışında olan bir varlık aynı zamanda evrensel kümenin içinde olamaz. Hem evrensel kümenin içinde hem de dışındaysa o zaman her şey onun kendisi olmuş oluyor. Buradan bir tür e, enel hat düşüncesi veya fenafitullah dediğimiz o eski insanların, kamil insan, e, gene te, bu özellikle Zohar'da Sefirot ağacında geçen adam Kadmon dediğimiz gibi çeşitli her şeyin yaratıcı olduğuna, yaratıcının bir parçası olduğuna inanan görüşe e, ulaşıyoruz. Einstein de buna benzer bir fikirdeydi. Einstein'in fikri Spinoza'nın Tanrı fikrine yakındı. Spinoza Tanrı'yı evrenin her yerine e, haps, haps olmuş yani oraya sızmış bir yapı olarak görüyordu ve panteistik bir bakış açısına sahipti. Ama bu bakış açısında sıkıntılar olduğunu görüyorsunuz işte felsefi olarak düşünmek bunun sıkıntılarını doğuruyor. Peki Henry Moore ne diyor? Henry Moore diyor ki uzay boş olsaydı var olmazdı diye düşünüyordu. Ama aynı zamanda bunun çok da anlamı olmayan bir gözlem olduğunu. Çünkü maddesel cisimler olmasa bile uzayın bir ruhla dolu olduğunu ve hiçbir zaman gerçekte boş olmadığını söylüyordu. Bu kimin ruhu? Tahmin ediyorsunuz zaten. Tanrının, Lord'un, Rabb'in ya da artık ne derseniz kendi Tanrı'nın saygısı ise bu ruhla dolu olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu da yanlış tabii ki. Ee, biz Fiziksel yasaları kullanırken kuvvetler dışında ve kuvvetler arasındaki matematiksel denklemler dışında ayrıyeten bir e, tanrı figürüne ihtiyaç duymuyoruz. Zaten çünkü bunlar evrenin kendi özelliklerinden meydana gelen olaylar. Yani bir her olaya bir tanrı müdahale etmiyor kesinlikle. Eğer müdahale ediyorsa bile bununla ilgili hiçbir kanıt yok. E, ben bunu her zaman söylüyorum. Denklemlerde 0x koymaya benzetiyorum bir denkleme ne kadar 0x koyarsanız koyun o denklemi değiştiremezsiniz. E, i̇stiyorsanız 0x kare de koyabilirsiniz. Çok tanrılı politeist inancı sahip arkadaşlar için diyorum. İstediğiniz kadar koyun yani sıkıntı olmaz. E, o bizim matematiksel denklemimizi etkilemez. Sadece fazlalık yaratır. Yani gereksiz bir fazlalık. Ben olaya böyle bakıyorum. Newton da benzer bir fikre sahipti. Yani uzayın bir ruhla dolu olduğunu inanıyor bunlar. Uzayın maddesel cisimler kadar ruhsal maddeyle de dolu olduğunu kabul ediyordu. Ama bu rah ama bu ruhsal maddenin, maddenin hareketine engel olmadığını ekleyecek kadar da dikkatliydi. Bir tanrı var diyor ama o tanrı engellemiyor yani. E, o zaman ruh kütlesiz anladığım kadarıyla muhtemelen e, Higgs alanıyla tanrının kendi e, o ruhu etkileşime girmiyor galiba. Görünen o. Newton dediğine göre. Newton mutlak uzayın Tanrı'nın idrak edilişi olduğunu ileri sürüyordu. Uzay konusundaki böylesi felsefi ve dinsel düşünceler ikna edici ve kışkırtıcı olabilir. Ama Einstein'ın yukarıda aktardığımız uyarıcı yorumunda olduğu gibi bu düşünceler net bir betimleme özelliğinden yoksundur. Ki bu da çok önemlidir. Ama böyle söylemlerden ortaya çıkan çok temel ve kesin olarak tanımlanmış bir soru vardır. Uzaya daha sıradan maddesel cisimlere atfettiğimiz gibi bağımsız bir gerçeklik atfetmeli miyiz? Yani uzay gerçek mi? Yoksa uzayı sıradan maddesel cisimler arasındaki ilişkileri tanımlamak için yalnızca bir dil olarak mı yorumlamalıyız? İşte Leibniz'e geliyoruz şimdi. Newton'un çağdaşı büyük Alman filozof Gottfried Wilhelm von Leibniz uzayın beylik anlamında var olmadığından emindi. Leibniz diyor ki uzay gerçek değil. Uzaydan bahsetmenin, şeylerin birbirine göre yerlerini belirlemenin kolay ve elverişli bir yolundan başka bir şey olmadığını ifade ediyordu. İçindeki cisimler olmazsa uzayın kendisinin bağımsız bir anlamı ya da varlığı olmadığını ileri sürüyordu. Yani her şeyi çıkarırsanız uzayda kalmaz diyordu kısaca. Onu biz bir bir tür araç olarak kullanıyoruz. Haklı mı? Bunu da ileride göreceğiz. Zaten ileride bunun tablosu var. İngiliz alfabesini düşünün. 26 harften oluşur. Harflerin birbirine göre belirli ilişkileri vardır. A ile B yan yanadır. D ile e, orada ifade edilen şeyi anlayamadım tabii. Arasında 5 harf vardır. X U'dan 2 harf sonra gelir ve benzeri. Ama harfler olmazsa alfabenin de bir anlamı yoktur. Ya yani harflerin hepsini çıkarırsak alfabe kalır mı? Kalmaz. de böyle bakıyordu. Alfabe oluşturan harflerdir. O zaman uzayı oluşturan da nesnelerdir. Bütün nesneleri çıkarırsanız uzayın hiçbir anlamı yoktur diyordu. Harfler üstü bağımsız bir varlığı yoktur. Tersine alfabe harflerle ve bu harfler arasındaki belirlediği ilişkilerle varlığa kavuşur. Leibniz aynı şeyin uzayın içinde geçerli olduğunu iddia ediyordu. Uzayın bir cismin konumuyla başka bir cismin konumu arasındaki ilişkiyi tartışmak için doğal bir dil sağlamanın ötesinde bir anlamı yoktu. Leibniz'e göre eğer uzaydan bütün cisimler çıkarılacak olsaydı, yani eğer uzay tamamen boş kalsaydı, harfleri olmayan bir alfabe kadar anlamsız olurdu. Kısaca uzay bir varlık değil diyor yani Leibniz. Leibniz, görece adı yakıştırılan bu konumunu desteklemek amacıyla bir dizi sav ileri sürdü. Örneğin eğer uzay gerçekten bir varlıksa, bir arka plan maddesi ise, Tanrı'nın evreni bu madde içinde nereye yerleştireceğini seçmiş olması gerektiğini söyledi. Ama hiçbir kararı asla rastgele ve gelişik güzel olmayan tüm kararları sağlam nedenlere dayanan Tanrı Bir örnek uzay boşluğunun bir köşesini Nasıl diğer bir köşesine tercih etmiş olabilirdi <laughs> Evet görüyorsunuz Leibniz'in ortaya sunmuş olduğu felsefi düşünceyi Bilimsel algıları güçlü olanlara bu sav ucuz ve Bence komik de gelir Bununla birlikte Leibniz'in ileri sürdüğü diğer savlarda yaptığı gibi Bu savdan da dil bilimsel öğeleri çıkartılırsa güç sorunlarla karşı karşıya kalırız. Evrenin uzaydaki yeri neresidir? Eğer evren içindeki her şeyin birbirine göre konumları aynı kalmak koşuluyla bir bütün olarak birkaç metre sağa ya da sola hareket ettirilebilseydi bunu nasıl anlardık? Evrenin uzay maddesi içindeki hızı nedir? Uzayı ve uzayın içindeki değişiklikleri temel olarak saptayamıyorsak uzayın gerçekten var olduğunu nasıl iddia edebiliriz? İşte tam burada Newton kovasıyla sahneye çıktı ve tartışmanın karakterini kökten değiştirdi. Newton da mutlak uzayın belirli özelliklerinin doğrudan saptanmasının çok zor hatta olanaksız göründüğünü kabul ediyordu. Ama mutlak uzayın varlığının gözlenebilir bazı sonuçları olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Dönen ko ko kova örneğinde olduğu gibi bazı ivmelenmeler mutlak uzaya göre ivmelenmedir. Dolayısıyla Newton'a göre kovadaki suyun yüzeyinin hiçbir şey olması mutlak uzayın varlığının bir sonucudur. Newton'a göre ne kadar dolaylı bir yoldan olsa da bir şeyin varlığı konusunda sağlam bir kanıt varsa tartışma sona ererdi. Tek bir zekice darbeyle Newton uzay konusundaki tartışmayı felsefi düşüncelerden bilimsel olarak kanıtlanabilir verilere kaydırdı. Bunun yarattığı etki sanki elle tutulur gibi, tutulabilir gibiydi. Fazla gecikmek sizin Leibniz kabul etmek zorunda kaldı. Bir cismin mutlak gerçek hareketiyle bir başka cisme göre yalnızca konumunun değişmesi arasında bir fark olduğunu kabul ediyorum. Bu Newton'un mutlak uzayına boyun eğme değil göreci konuma sıkıcı, sıkı bir darbeydi. Sonraki 200 yıl boyunca Leibniz'in ve başkalarının uzaya bağımsız bir gerçeklik atfeden sağlan bilim dünyasına bir yankı uyandırmadı. Sarkaç Newton'un uzay anlayışına doğru kaymıştı. Mutlak uzay kavramı üzerine temellendirdiği hareket yasaları bütün dikkati üzerine çekti. Açıktır ki bu yasaların kabul görmesinin temel nedeni hareketi betimlemekteki başarılarıydı. Kısaca Newton, Newton'un 3 temel yasasıydı. Ancak Newton'un fizikteki tüm başarılarını gerçekten önemli tek keşfi olarak gördüğü mutlak uzay kavramını destekleyen sağlam bir temel olarak düşünmesi çarpıcıdır. Newton için her şey uzayla ilgiliydi. İster hareket olsun, ister ivmelenme olsun, sürat olsun, hız olsun. Klasik fizik tanımlaması açısından her şeyi mutlak uzaya göre düşünmemiz gerekiyordu. Evet burada bitiriyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki konu olarak da Mah ve Einstein'ın ilk önce Mah'ın sonraki konuda da Einstein'ın bu kova deneyine nasıl baktığını göreceğiz.